ile devam ediyorum. 51 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu 51'e tamamlayıp gelelim. 51 tane zincir çektim. Burada en baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada 2 zincir çektim. Şuradan ipim kaçacak gibi. Burada 50 tane ikili trabzan yapacağım. Bu zincirlerin üzerine toplam 50 tane ikili trabzan yapacağım. 3, yani sıra sonuna kadar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 51 tane ikili trabzanımız olacak. Evet, videoyu kapatırken yanlışlıkla 51 ikili trabzana tamamlayalım dedim. Yanlış söyledim. 50 ikili trabzanımız olacak. 50 tane. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yine bu sıramda 50 ikili trabzan örüyorum. Toplamda 7 sıra bu şekilde öreceğim. Bu bizim ikinci sıramız. Bu sıradan sonra 5 sıra daha öreceğim. Toplamda 7 sıra boyunca 50 ikili trabzanla düz bir şekilde örmüş olacağız. Sonra bacak ayrımı yapıp bacaklarımızı öreceğiz. Dediğim gibi bu bizim ikinci sıramız. Bunun üzerine bu sıradan sonra 5 sıra daha öreceğiz ve 7 sıraya tamamlayacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Toplamda 2, 4, 6 ve 7 sıra ördüm. Sonra şuradan ilk ilmekten başlayarak 20 tane ilmek saydım. İğne takmak için zorunlu değilsiniz ama karıştırıyorum bazen. Bir paçada 21, bir paçada 20 ilmek oluyor. O yüzden şu şekilde şuradan buraya kadar 20 ilmek saydım. Yer belirleyici taktım. Şimdi burada 2 zincir çekmiştim. Birini söküyorum. 1 zincir çekiyoruz. Ve şu yandaki ilmeğe batıyorum. Bir de iğnenin dibindeki ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir buradan, bir karşıdan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Bir buradan, bir karşıdan 3 oldu. Bir buradan, bir karşıdan 4 oldu. Bir buradan, bir karşıdan 5 oldu. Şu şekilde paçalarımı ayırmış oldum. Şimdi iki bacakta da 20'şer tane ikili trabzan olması gerekiyor. Şimdi burada direkt şöyle başını doluyorum. Buradaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, ilk paçamızı öreceğiz, bacağımızı. Sonra buradan ipi koparıp diğer bacağımıza geçeceğiz. Aynı şekilde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hızlı geçiyorum çünkü ikili trabzan örüyoruz. Farklı bir şey yok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve şuraya da batıyorum 20. 20 ikili trabzanım oldu. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bacağımızın ilk sırasını örmüş olduk. Şimdi ikinci sırasını örüyorum. 2 zincir çektim. 20 tane ikili trabzan örüyorum. Hiç artırmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmayacağız. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Toplamda 15 sıra örmüş olacağız. Bu bizim ikinci sıramız. Gövde kısmını saymıyorum. Bacak kısmı toplamda 15 sıra olacak. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz bacak kısmında. Bunun üzerine 13 sıra daha öreceğiz. 15 sıra toplamda bacak kısmımız oluşmuş olacak. Sonra buradan ipimizi koparacağız. Bacağımız bittikten sonra diğer tarafa takacağız.
ve aynı işlemi orada gerçekleştireceğiz. Paçalarımızı orada öreceğiz. Ve bu şekilde pantolonumuz da bitmiş olacak. Ayakkabıya geçeceğiz. Ayakkabıdan sonra da artık kafamızı dikeceğiz. Bitirmiş olacağız tarifimizi bu şekilde. Evet, ikinci sıram da bitti. 2 zincir çektim. 3. sıraya başladım. Evet, şimdi dediğim gibi toplamda 15 sıra olacak. Bu sıradan sonra 12 sıra daha öreceğiz. Toplamda 15 sıra olunca ipimizi koparacağız. Ve aynı şekilde bu tarafa geçip burayı da 15 sıra öreceğiz. Bu şekilde pantolonumuz bitmiş olacak. Evet, ben bacağımı toplamda şu şekilde 15 sıra ördüm. 22'li trabzanla. Şimdi diğer bacağa geçişi göstereceğim. Birebir aynı örülecek sonrasında. Şu şekilde ipimi takıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. O battığım yere yine batıp bu kez ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 devam edeceğiz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ikili trabzan. Şu karşıya ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2. sırama geçtim. Artık bu sıradan sonra 13 sırada artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde aynı bu bacakta olduğu gibi örüyorum ve pantolonumuz bu şekilde bitmiş oluyor. Evet, pantolonumun son hali bu şekilde. Giydirdim. Bir kere de katladım. Yani şöyle dışına doğruydu, içine doğru, yukarı doğru bir kere katladım. Bu şekilde bitirmiş oldum pantolonunu. Ayakkabısıyla devam edeceğim. Evet. Geriye bir tek ayakkabımız kaldı. Onunla da devam ediyoruz. Sarı iple başlayacağım. On tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içine batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bir artırmayla başlıyorum. Aradan 7 ikili trabzan düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki ilmeğin içine toplamda 5 tane aynı ilmeğin içine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 aynı ilmeğin içine yaptım. Tekrar bu taraftan 7 ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 Sonda kalan ilmeğime yine 2 tane yapıyorum. Artırma yapıyorum yani. İlk başta yaptığım ikili trabzan tepesine batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki ilmeğin içine bir artırma yapıyorum.
Elimizde 23 sık iğne vardı. 2'li trabzan vardı bir önceki sırada. Bu sıramızda da 32'li trabzan olacak. 7 tane ilmeği düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Burada 5 defa ard arda artırma yapıyorum. Bir artırma, yani bir ilmeğin içine 2 tane. 2 artırma. 3 artırma. 4 artırma. Ve bu da 5. artırma. Bu aradan yine 7 ikili trabzan düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da tam karşıda olduğu gibi. Evet, bir tek bir artırma. Dediğim gibi elimizde 30 tane ikili trabzan oldu. İlmek kaydırmayla yine birleştirdim. Şimdi beyaz rengi geçiyorum. Beyaz ipimi aldım. 2 zincir çekiyorum. Blue olarak örüyorum. Şimdi bu ilk ilmeği ben yapayım. Öbürlerini göstereceğim. Şu şekilde başını doladım. Şurada bakın 2 tane ilmek var. Arkadakini alıyorum. Ortadan batıyorum. Arkadakini örüyordum. Başını doladım. 2 tane kanat var. Ortadan giriyorum. Arkadakini örüyorum. Buna blue deniliyor. Bilmeyenler için. Başını doladım. 2 kanat var. Aradan battım. Arkadakini ördüm. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar bunu örelim. Eksiltmelerle devam edeceğiz. Zaten 2 sıra daha öreceğiz. Bu sıradan sonra ayakkabımız bitecek. Sıramı blue yaparak bitirdim. Şimdi 2 zincir çektim. 9 ikili trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum. Yine başını doluyorum. İlmeğime batıyorum. 2 tanesini alıyorum. Başını doladım. Bu kez yandakine batıyorum. İkisini bir, kalan üçünü birlikte alıyorum. 6 defa eksiltme yapacağız. 1 defa yaptık. Tekrar gösteriyorum. Başını doladım. Şu ilmeğime batıyorum. 3 tane var tığımda. Bunun ikisini çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine ikisini bir, diğer kalan üçünü bir çekiyorum. Başını doladım. Battım. 3 ilmeğim var tığımda. İkisini çektim. 2 kaldı. Başını doladım. Bir sonraki ilmeğe battım. İkisini bir, üçünü bir aldım. 3 eksiltme oldu. 4 5 6. Burada yine 9 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İlk başta yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çektim. 6 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine 6 defa eksiltme yapıyorum. 1 2
3 4 5 Bu da 6. eksiltme. 6 ilmeğim de kaldı. Onu da düz ikili trabzan olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine en başta yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Şöyle iç taraftan ipi alıp düğüm atacağım. Evet, ayakkabımız bu kadar. Sadece bağcık yapacağız. İkişer tane. Ben 3 tanesini yaptım. Birini de birlikte yapalım diye yapmadım. Şu şekilde bağcıklarımda hemen 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 ve bu da 9. Burada 2 zincir çekiyorum. 1 2 Son yaptığım trabzanın dibine batıyorum. Ve ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip koparıyorum. Bu tür şeyleri dikmek kolay değil. Yani küçük olduğu için ben sevmiyorum. Yapan yapıyordur yine. Bir de çok belli oluyor böyle küçük şeyler dikilirken. Eğer ki amigurumi örüyorsanız evinizde bence mutlaka silikon tabancası bulundurun. Şöyle şuraya sürüyorum ve bunu yapıştırıyorum. Devam ediyorum. İkinciyi de şu kısma sürüyorum. Oraya yapıştırıyorum. Ayakkabılarda bu şekilde. Son olarak kafamızı dikeceğiz. Benim gibi şu şekilde kolları bağlayabilirsiniz. Ben bebeğin örgüsü tamamen bitene kadar bu şekilde bağlıyorum ki kollar havada uçmasın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Unutmadan, az da unutuyordum. Şöyle çiçeği vardı kafasında. Onu da birlikte yapalım. Sarı iple başlıyorum. Şu şekilde. 12 sık iğne yapıyorum içine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu ipi buradan sıkıştırıyorum. Normalde hep 6 sık iğne ile başlıyoruz. Bunu da 12 sık iğne ile başladık. Çiçek yapacağımız için.
Burada beyaz ipimi alıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yanına ikinci trabzanı aynı yere değil yan yana. İki zincir çekiyorum. İkinci trabzanın dibine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Yan yana. Dip dibe değil yan yana. İki ayrı ilmeğin içine. İki zincir çekiyorum. Bunu bu dibine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak. Kapatıyorum. Yine bir iki zincir. Aynı devam ediyorum. Toplamda 6 tane yaprak yapacağız bu şekilde. Bir tane yaptım. Yanındaki ilmeği yine bir tane yaptım. İki zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İki zincir çektim. İki tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Aynı ilmeğin içine değil. İki zincir çektim. Bunu battığım ilmeğin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet, bu şekilde iki tane daha yapıyoruz. Çiçeğimiz tamamlanmış oluyor. Onu da yapayım, tamamlansın. Son hali görülmüş olsun. İki zincir çektim. Bir ikili trabzan. Yanındaki ilmeğe yine bir ikili trabzan. İki zincir çekiyorum. İkinci yaptığım trabzanın dibine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve sonda şu şekilde birleştirerek bitirmiş oluyorum.